Arkadaşlar merhaba. Geçen derslerimizde kalkış esnasında uçağın üzerine etki eden kuvvetlerden bahsetmiştik. Neydi bu kuvvetler? Sürükleme kuvveti, taşıma kuvveti, itki ve ağırlıktı. Bunlara ilaveten bir de tekerlek sürüklemesi vardı. Bugünkü dersimizde uçağımızın üzerine etki eden sürükleme kuvvetlerine bakacağız. Bunlardan ilki aerodinamik sürükleme. Aerodinamik sürükleme, uçağımız hareket etmeye başladığında uçağımızın etrafından geçen hava akımının oluşturduğu ve uçağımızı geriye doğru çeken bir sürükleme kuvvetidir. Taşıma gibi aerodinamik sürükleme kuvveti de uçağımızın hızının karesine, uçağımızın bulunduğu irtifadaki havanın yoğunluğuna, uçağımızın kanat alanına ve sürükleme katsayısına bağlıdır. Aerodinamik sürükleme katsayısı CD, parazit ve indüklenmiş sürükleme katsayılarının toplamıdır. Parazit sürükleme burada CD 0 ile, indüklenmiş sürükleme ise CD I ile gösterilmekte. Neydi parazit sürükleme? Uçuş teorisi derslerimizden hatırlayalım. Parazit sürükleme uçağımızın şeklinden kaynaklanan bir sürüklemeydi. Uçağımızın yüzey alanının büyüklüğü ve uçağımızın kesitinin büyüklüğü parazit sürüklemeyi belirliyordu. Ayrıca uçağımızın üzerinde bulunan komponentler, motor gibi, iniş takımı gibi uçağımızın dışında bulunan komponentlerin uçak üzerinde yaratmış olduğu bozuntular da etkileşim sürüklemesi şeklinde görülmekte ve parazit sürüklemenin içerisinde yer almaktaydı. Sürükleme katsayımızı etkileyen bir diğer unsur ise neydi? İndüklenmiş sürükleme katsayısıydı. İndüklenmiş sürükleme katsayısı uçağımızın kanadının taşıma üretmesiyle birlikte başlayan ve uçağımızın kanadının taşıma katsayısı CL'in karesine bağlı olan bir sürükleme katsayısıydı. Bakın bu da KCL kare şeklinde ifade edilmiş. Buradaki CL kanadın taşıma katsayısı. K ise uçağımızın kanadının aerodinamik verimliliğine bağlı olan bir katsayı. İndüklenmiş sürükleme kanatta sadece taşıma oluşmaya başladığı zaman oluşup ve taşıma katsayısı arttıkça artar. Bu nedenle indüklenmiş sürükleme düşük hızlarda, yani yüksek CL katsayısına ihtiyaç duyulan düşük hızlarda yüksektir. Yüksek hızlarda ise, yani düşük CL katsayısına ihtiyaç duyulan yüksek hızlarda ise daha düşüktür. Her ikisinin toplamı toplam sürükleme katsayısını oluşturur. Sürüklemenin hız ile değişimi, bakın burada bir grafik şeklinde verilmiş. Sürat arttıkça sürükleme kuvveti de artmakta. Uçağımızı kalkış koşusu sırasında geriye doğru çeken bir diğer kuvvet ise tekerlek sürüklemesidir. Nedir tekerlek sürüklemesi? Uçağımızın tekerlekleri ile pist arasında oluşan sürtünme kuvvetinden kaynaklanan sürükleme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti uçağımızın tekerlekleri ile pist arasındaki sürtünme katsayısına, ki burada μ ile gösterilmiş yukarıdaki formülde, buna bağlı. μ sürtünme katsayısına bağlı. Bir de uçağımızın tekerleklerini yere bastıran kuvvetle alakalıdır. Uçağımız statik durumdayken, yani hareket etmezken, uçağımızın tekerleklerini yere bastıran kuvvet doğal olarak uçağımızın ağırlığıdır. Ancak uçak pist koşusuna başlayıp hızlandıkça kanatlar üzerinde oluşan taşıma kuvveti uçağımızın yere basma kuvvetini azaltmaya başlayacaktır. O yüzden sürtünme kuvveti ve buna bağlı olan tekerlek sürüklemesi μ çarpı W eksi L ile ifade edilmiştir. Uçağımız liftoff speed'e ulaşıp teker kestiği zaman uçağımızın da doğal olarak tekerleklerindeki sürtünme kuvveti sıfıra inecektir. Yani ortadan kalkacaktır. Görüldüğü gibi grafikte uçağımızın aerodinamik sürüklemesi uçağımızın hızıyla beraber karesel olarak artarken uçağımızın tekerlek sürüklemesi de gene karesel olarak azalmakta. Her ikisinin toplamı olan toplam sürükleme ise
İlk önce sabit gitmekte, daha sonra aerodinamik sürüklemenin baskın gelmesiyle birlikte yavaş yavaş artmaya başlamakta. Şimdi bizim uçağımızı ileriye doğru çeken kuvvet neydi? İtkiydi. İtki ile sürükleme arasındaki fark bizim uçağımızın net thrust'ını, yani uçağımızı ileriye doğru çeken net kuvveti belirliyor. Bakın burada mavi ile gösterilen bölge uçağımızı net şekilde ileri doğru çeken net kuvvet, F kuvveti. Yani bizim uçağımızı ivmelendirecek kuvvet nedir? Thrust eksi drag'dan oluşan net kuvvettir.